Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Yusuf babasını görünce mi günah işlemekten vazgeçmiş? Tabi öncelikle bu ifadenin geçtiği ilgili ayetin bir mealini okuyalım. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına mel edecekti. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Şimdi Hz. Yusuf'un gördüğü burhanın ne olduğu konusunda açık bir ilahi beyan olmadığı gibi sahih ve sarih bir nebevi açıklamada yok. Peki Hz. Yusuf'taki iman Allah'ın lütfuyla öyle bir coşkun hale gelmiştir ki o aktif hale gelen bu iman şuuruyla kendisine pek çok ihsanlarda bulunan Allah'ın o anda da kendisini görmekte olduğu iliklerini kadar hissetmiştir. Ve Allah'ı görüyor gibi olmak veya en azından Allah'ın kendisini görmekte olduğuna tereddütsüz inanmak manasına gelen imanın bu ihsan mertebesindeki coşkun tezahürü, bizzat burhan olmuştur. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın burhanı aslında budur. Alimlerin değişik yorumlarına yer veren taberi son olarak kendi kanaatini şöyle ifade eder. Bu burhanın Yakup, Melik veya Melek sureti olması caiz olduğu gibi Allah'ın zinanın büyük bir suç olduğunu bildirdiği ilgili ayetlerin verdiği bilgilerde olması caizdir burhanı kesin olarak şu veya bu olduğunu söylemek doğru değildir. Çünkü elimizde sağlam bir delil yoktur. Taberi'nin özetle aktardığı bilgiler böyle. İmam Maturidi de aynı Taberi'nin bu görüşünü paylaşır Tevilat isimli eserinde. Fahrettin Razi'ye göre ise Hz. Yusuf'un günah işlemeye yöneldiğini savunanlar onun burhan olarak Babası Yakup'un suretini gördüğünü söylemişlerdir. Hz. Yusuf'a bu ithamı yapmayan müfessirlerin muhakkıkları ise yani Yusuf aleyhisselamı böyle bir itham içerisine bulundurmak doğru değildir diyenler Burhan'ın birkaç yönle açıklamışlar. Mesela Burhan'dan maksat zinanın Allah tarafından haram kılındığı ve cezasının büyük olduğuna dair ilahi hukuku hatırlamıştır zina haram. Bu bir burhan vazgeçmiş. İkincisi Hz. Yusuf'un Allah tarafından kötü huylardan temizlenip arındırılan peygamberlerin nefislerinden birini taşımış olmasıdır. Çünkü onun temiz fıtratı bu işin çirkinliğini hatırlamış ve uzak kalmasını sağlamıştır. Burhan da budur. Üçüncüsü evin tavanında zineye yaklaşma yasaklayan İsra suresinin 32. ayetini görmüş ve Burhan'dan ötürü bu işten kaçınmıştır. Dördüncüsü, Burhan'dan maksat nübüvvetin kendisidir. Çünkü peygamberler kötü huylar yasaklamak için gelirler. Kendilerinin en çirkin sayılan zina gibi bir suç işlemesi asla mümkün değildir. Özetle söylemek gerekirse, Burhan'ın esas manası Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın bunu yasak, haram ve kötü bir şey olduğunu bilmesidir ve Allah'a olan imanıdır ve Allah'ın huzurunda olduğu şuur ve bilincidir. Babasını görerek bundan vazgeçtiği şeklindeki bir rivayeti bazı eserlerde görsek de bu tercih edilen bir görüş değildir.